Geçen haftaki kabine toplantımız akabinde emeklilerimiz ve çiftçilerimizle ilgili müjdelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından milletle karşılandığını görüyoruz. İnşallah bundan sonra da çiftçimizi, üreticimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin kalkınmasına omuz veren kim varsa hiçbir ayrım yapmadan tüm imkanlarımızla yanında olacağız. Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. İşte bizim aramızdaki fark bu. Ülkemize on yıllar boyunca hizmet etmiş, bu uğurda saçlarını artmış emeklilerimizi enflasyona ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor. Toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz. Sadece Haziran ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlaştıracağız. Geçen haftaki açıklamamız sonrasında asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Grubumuzun meclisin takdirine sunacağı ilk hususlardan bir her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki döneme dair kısa ve uzun vadeli planlarını dinleme fırsatı bulduk. Tüm projelerimizi belli bir takvim çerçevesinde tek tek hayata geçireceğiz. Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede alanında temayüz etmiş isimleri atadık. Muhalefetin seçim döneminde kadın hakları konusunda yaydığı yalanların tamamen temelsiz olduğunu bir kez daha gösterdik. Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasiden siyasete, iş dünyasından aileye kadar her alanda öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı inşallah ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir. Aziz milletim, güçlü kabinemizle, yenilenen meclisimizle devletimizi güçlendirirken milletimizin de refahını artıracağız. Tayin ettiğimiz hedeflere belli bir plan dahilinde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet programımızı hazırlamak üzere görevlendirdik. 12. Kalkınma Planımızdan orta vadeli programa, yıllık programdan yatırım programına kadar yol haritamızı paylaşacağız. Biz bugüne kadar hep ahdine ve kavline sadık bir yönetim olarak tebarüz ettik. Seçimlerde önüne gelene bol keseden vaat dağıtıp milletten yetki alınca bunları unutanlardan olmadık sandıkta verilen görevin hakkını sağda ter dökerek, koşarak ödemeye gayret ettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri yaklaşık 30 senedir hangi makamda olursak olalım bu duruşumuzu korumayı başardık. İnşallah gelecek 5 sene boyunca milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmekte kararlıyız. Gençlerimizden iş dünyamıza, ev hanımlarından üreticilerimize, kamu görevlilerimizden deprem zedelerimize kadar kime neyi taahhüt etmişsek Allah'ın izniyle hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz. İtirilmesine özellikle ihtimam gösteriyoruz. Kampanya döneminde yaparken diğer taraftan bu projelerimizin bazılarını hizmete aldık. Yaşadığımız deprem felaketine rağmen hizmet ve eser siyasetimizin kesintiye uğramasına müsaade etmedik. Seçimlerden sonra da yatırımlarımıza yenilerini eklemeyi sürdürdük. Ülkemizin 81 vilayetine toplam 100 milyon metrekare büyüklüğe sahip 500 adet millet bahçesi kazandırmak en önemli hedefimizdir. 5-9 Haziran tarihlerindeki Türkiye Çevre Haftası'nı toplam büyüklüğü 1 milyon 466 bin metrekareyi aşan 9 millet bahçemizin açılışıyla Yaman'la birlikte 9 farklı şehrimize 9 ayrı millet bahçesi kazandırmanın sevincini yaşadık. Şehirlerimizin güzelliğine güzellik katan millet bahçelerimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasında emeği geçen çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımıza, TOKİ'mize, yüklenici firmalara, mühendisinden mimarına, işçisine herkese şükranlarımı sunuyorum. Millet bahçelerimizle özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımıza nefes alabilecekleri, sevdikleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri, spor yaparak sağlıklı hayat sürebilecekleri adeta alan oluşturuyoruz. Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizdir. Londra'nın Hyde Parkı, New York'un Central Parkı bu ayarda dünya çapında bir eseri İstanbul'umuza kazandırıyoruz. İstanbul marka değerini daha da artıracak bu eserimizi inşallah etap etap devreye alacağız. Aziz milletim, Türkiye'nin statükoyu değiştirdiği alanların başında dış politika vardır. Ülkeyi hükümetlerimiz döneminde oyun kuran, gerektiğinde oyun bozan bir müessir güç haline getirdik. Bölgemizde Türkiye'nin hesaba katılmadığı, katkısının alınmadığı bir denklemin kalıcı olması mümkün değil sahada ve masada güçlü Türkiye idealimiz artık hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmüştür. Bugün ülkemizin nüfuz alanı sınırlarının çok ötesine taşmıştır. Son seçimlerin Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya, Türk dünyasından İslam alemine kadar dünyanın dört bir yanında çok yakından takip edilmesi bunun en net ifadesidir bizimle fiziki bağ olmasa da gönül bağı olan yüz milyonlar geleceklerini Türkiye'de görüyor. Başarılarımız en az bizim kadar bu ülkelerde yaşayan kardeşlerimizi, dostlarımızı da sevindiriyor. Göreve başlama törenimize iştirak eden devletlerin sayısında ve temsil düzeyinde buna tanık olmuştuk. Dün ve önceki gün yaptığımız yeni dönemimizin İlk yurt dışı ziyaretlerinde bu gerçeğe tekrar şahitlik ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz bizleri havalimanından itibaren muhteşem bir coşkuyla bağlarına bastılar. Sevgileriyle seçim zaferimizin milletimizle birlikte Kıbrıs Türk halkının da zaferi olduğunu gösterdiler. Biz de Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ile Görüşmelerimizde Kıbrıs davamızı olan güçlü desteğimizi açıkça ifade ettik. Önümüzdeki döneme dair kırmızı çizgilerimizi burada uluslararası kamuoyuyla bir kez daha paylaştık. Türk milletinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkıyla yan yana omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Anavatan ile Yavru vatan arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesi için hukuki, ekonomik ve siyasi her türlü adımı atacağız. Ne ülkemizin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.